Assalomu alaykum. CSS bo'yicha navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz amaliyot darsini o'tamiz. Ya'niki biz amaliyotda list stylelari bilan navbar yasashni o'rganamiz. Ya'ni navigation bar yasashni o'rganamiz. Buning uchun biz har doimgidek HTML CSSimiz tayyor. HTML va CSSlarimiz tayyor holatda. Birinchi HTMLdan boshlaymiz. Unda qani ketdik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz UL yoki OL'lardan biz o'zimiz uchun navbarga itemlar joylab olishimiz kerak. Biz UL'dan foydalanamiz. UL va uning ichida list elementlarini, ya'ni li elementini. Li. Hozir mana bu oynani sozlab olsam 100%ga qo'yib li elementidan keyin uni link bo'lganligi uchun biz uning ichiga href'dan foydalanamiz. Href bunga hech qanaqa manzil kerak emas. Misol uchun birinchisi home page. Home page bundan endi kopya qilib olamiz. 6 kopya yetarli. Endi biz hozir shunday shaklga keltirib bordik. Endi navigation bar tayyorlashimiz uchun navigation bar o'zi nima? Hozir Google ga navbar deb qidiragan bo'lsak, navbar deb qidiragan bo'lsak, bizga turli xil navigation barlar chiqiladi. Misol uchun mana bu navigation bar. Yoki mana bu navigation bar. Shunga o'xshash navigation barlarda turlar chiqadi. Ya'niki mana tepasi chiqib turadigan joy, Google ham navbari mana shu shaklda ega. Xuddi shunday navbarlar chiqib keladi. Biz ham bir oddiygina UL orqali navbar yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bu ko'rib turgan laindagi bu navbarlarda itemlarimni yonmachasi turibdi, bular esa tikka turibdi. Shular so'zlab olamiz. Endi HTMLdagi elementlarimiz asosiylari shulardan iborat. Endi CSSga ishlov berishga o'tamiz. CSSga default holatda stylimizni yulduzcha bilan, ya'ni hammasi degani yulduzcha, selector hisoblanadi yulduzcha, hammasini belgilab olamiz. Margin 0 i padding 0 qilib olamiz. Keyin box sizing border box qilib olamiz. Ya'niki o'zining sizida qilib olish uchun. Buni nima uchun ishlatdi? Agar bu kodni o'chirib qo'yadigan bo'lsak bizda mana bunday holat chiqadi. Ya'niki mana bu itemlar chekiga yopishib turmaydi. Mana bu tepadagiga ham yopishib turmaydi. Biz shuni sodalash uchun mana bunday holatga keltirib olamiz. Hozir shu siz ishlatib ko'ramiz. Keyinchalik buni haqqi nima qudratga egaligini ko'rasizlar. Birinchi bo'lib UL ga ishlov beramiz. UL birinchi bo'lib background. Background colorini qanday rang beraylik? Green. Background color green. Endi background color green. Endi UL ichidagilarga display inline block. Display inline block. Keyin list style type none. Ya'ni list style type none birinchi bo'lib nima uchun ishlatiladi? Mana bu list style none oldida belgilar yo'qotish uchun biz unga list style none qilib qo'yamiz. Ya'niki hech qanaqa belgi qolmasin deymiz. Shularni foydalansa bo'ladi. Yoki masalan list style 1 deb yozib qo'ygan bo'lsak, none deb yozib qo'yamiz. List style none va display inline block yozganimiz qulayroq. Display inline block shakli keldi. Endi har bir bergan elementimiz uchun padding beramiz. To'g'ri pillar paddingni bu holatda bermaymiz. UL ichida li va li ichida a beramiz. Unga birinchi bo'lib qilayotgan ishimiz text decoration dan, ya'ni tagidagi chiziqni yo'qotish uchun mana bu tagida turgan chiziqni yo'qotish. Text decoration nam beramiz. Keyin color white beramiz. Mana color white text decoration dan. Endi mana bu bergan joyimizga biz font familiesini verdana holatiga keltiramiz. Verdana font family verdana holatiga keltiramiz. Endi mana bular so'zlash uchun bir yozib qo'yadik. About mana nimasi bo'ladi? Contact portfolio about contact portfolio yana nima yozib qo'yadi? Library bu kerak emas. Xuddi shunday shaklda yozsak bo'ladi. Endi biz bunga ishlov berishimiz kerak. Ya'niki qanday ishlov beramiz?
Hazır şu halde duruyor musa? Biz bunge padding versiyonu buralar. Padding. Durup padding. Misal için 20 piksel. Diyelim ki bizge manamın diye şekilde geldi. Hazır karat durganlar izle bu ahiret ya padding bir gelmesin. Hesabı ki bana bu ne kadar bir sohra yeni şekilde kemem. Ahiret ki şu paddingimizi biz lige veremiz. Bir gelmesin gelmesin ki bana şekilde geldi. Yine bizge karaya gelmesin. Eğer padding utken derslerinde utkenimizde padding 20 piksel veredigen bu şey biz. Manamın şekilde uzun. Padding 20 piksel veredigen bu şey biz tur tarafından 20 pikselden cödeşir. Bir sohra yapmış ki tepe başla 10 piksel. İyi ki ondan 20 piksel. Mana shakllik kelishi kerak. Endi shunday shakllik keldi. Mana shu shaklni yozib oldik. Endi undan so'ng esa biz sichqonchani olib borganimizda orqa foni qora shaklga o'tishi kerak, ya'ni tuslanishi kerak. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun har doimgidek biz ULni ichidagi linglarga hover bo'lganida background color'ı misal için black olsun. Black şekilde yazın. Başta şekilde kilim. Yani ki bu organı da. Şimdi sizlerge hala unutma gelen kodumuz mevcut. Yani ki transition yani kodlarımız mevcut. Hazırım ne yapar egemi olsaydı bizi prok edip otip kola yaptı. Yani başka rengi tezlenme şey yaptı. Biz hokla yapıyoruz ki üçünüz meyen almayız. Onun için ne kadarımız? Bana bu hover bir türlü elementimiz uzge yani ki yüldü içi de lillerge biz transition verip koyalımız. Transition 0.4 second. Bunu hala kubra atanışağımız. Az bu boşlanıcı. Bir de buraya gelmesin. Yani. Second. Ote yaptı. Bu şekilden de yasasayı bulan. Şimdi bana bu kodumuzdan nema faydaydı. Hadi kommentar yok koyan kodumuzu şimdi yürgüzeydi gelmesek. Sağlantı kılıp bana bunu tepeye yapışken. Çıralı halatı keldi. Endi siz yana bir narsani tushuntirmoqchiman, ya'niki drop down degan narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Drop down o'zi nima? Drop down degani ma'lum bir elementni drop down, ya'ni drop tushishi, sen bilasan. drop down deb yozgan bo'lsak Google qidiruv tizimiga drop down, drop down deb yozgan bo'lsak mana bunday shakl chiqadi. Ya'niki bunday bosayotgan bo'lsak bizda o'zgarish yuzaga keladi. O'zgarish yuzaga keladi. Akıllı. Şimdi biz kohla yapıyoruz ki, sonuçta library'de abone olmuşsak, bizi kod durağı ekranında library'le çıkarıp bir iş gerek. Onun için ne yapalımız? Onun için biz library sözümüzü, library sözümüzü bir tanımda olup oluşumuz gerek. Şimdi bana bu sözü yaptı şeyimiz, ahire değmez. Bunu class verip koyalımız. Yani iki class, misal için katta da yazıp koyalım. Katta da yazıp koyalımız. Şimdi onun için library diye yazıp koyduk. Şimdi bu katta ul list element hesaplandı. Köyler şunu divge verildi. ul için lead içi de yani div açığımız nokta katta degan div açığımız. U katta degan divim içi de her doimgide library bo'ladi. Library bo'ladi. Mana shu shaklda bo'ladi. Library ki onun içinden bizde küçük div bulan küçük divimiz içinde bizde çıkayan elementler bulan yani kim ne sıkıntıdan vurgamızda şuna çıkıp gelen elementler aldığı yine bunun çünkü hazır biz yani ul bulan ul i lead ul'imiz biz bu padding halatı fıtıran padding lorem sochun 10 degan tekstimizdan foydalanib qo'yib qo'yamiz. Ya'niki bizga hozir bu oddiy chiqib qoldi. Endi biz xohlayapmizki buni nech qancha bo'lganimizda chiqishi kerak. Buningcha bo'lib birinchi qilayotgan ishimiz bizga nuqta katta katta degan divimiz uchun biz position relative berib qo'yamiz. Ya'niki o'sha divdan chiqib ketmasligi uchun. Keyin undan keyin esa nuqta kichik degan divimizga ishlov berishni boshlaymiz. Nuqta kichigimizga biz position absolute, position absolute, min viz emas, misol uchun 160 piksel deb qo'yalik. Min viziga. Keyin undan keyin esa unga display none berib qo'yamiz. Ya'niki display yo'q bo'lib qolsin. Yo'q bo'lib qolsa, endi siz qancha o'rganganmisiz, display bor bo'lib qolagan rejimga tutsam, mana buni color white qilib qo'yamiz. Color
white bu masada olmuş ne şekilde kim yaptı o bari etkilemesi kim bar bu parçı ki hazırdan min absolutlar sözden de ünden kim yıkılıyor gönçümüz biz yazalımız ki nokta katta diyen diyemiz ya hover bulgende nokta küçükimizde display'i ben hatta display ne yazıyor o şey display blog popası display yani ki display ne yok display blog var başına bakmaz şu şekilde geldiremiz kim bizde ise ben amde şekilde çıkıp bildim ne oraya gelmesek bizde çıkıp geliyordu yani ki ben amde çıkıp geliyordu bunu şimdi bu bir amde hatalık yani ki bizde ok fonga ok nerse çıkıp geliyordu bu hatalık nerse şimdi bugün küçük diken deyimizde birinci növete ki yani background color verip kalmış yani background color kan ne olsun background color meyle light gray olsun light gray light gray ne var gelmesi light gray çıkıyor. Yani bunca padding labran sözü olamaz. Padding tepe pastan 10 piksel kelime 20 piksel şekilde bu sen. Ne var gelmesi kimiz gibi ben aşınca şekilde çıktı. Yani karaya gelmesi bizde üstümüz bu kol yaptı. Ben aşınca sen sal pasla kopçamız. Yani de biz margin padding labran araştırmamız ucuydu. Yani position absolute bir koyganımız için bir tane ki top 10 piksel. Dıp yazıya gelmesek bize top tipastan 10 piksel taşıverdi. Şimdi top 10 piksel cevap olmasak hem ondan göre top 50 piksel koyamayız. Ne yapara gelmesek 50 piksel düştü. 50 piksel düşmesek hem. 30 piksel bana. Top 30 piksel düştü. Yani ki bana de şarkıda düştü. Ne yapara gelmesek bizge bana de tekstimiz çıkıp gidi yaptı. Ne okuturup okusaya bulardı bizi. Başka şarkıda çıkıp bile yaptı. Yani bana bunun kolorunu white koyacağımız. Yeah. Black. Black koyacağımız. Ne olarak yapmasa bizi bana bu şekilde çıktı. Yani ki bu yan bu drop down'da türü. Size olasın 100% ekranına kısırayım burada. Misal için 900 piksel kılayım. Kat ekranına kısırayım burada. Ne olasın yani. 900 piksel ekranına çıkıyor. Yani bana bu join'ı sizler top. Fakat top yerlerim için left tık durup. Sonuçta left'ten yani 0 koyacağımı sorayım. Sizlerden de over sorayım. Şekilde çıkış gerek. Bana şu şekilde buldu. Yani ki bugün dersimiz ben şununla ibaret edin. Yani ki bir ne var hesap kurduk. Ameliyat kılıp. O da ameliyat ne var. Hatta drop down'ı var. Yani çıkışı için. Drop down'ı var. Çünkü yok şey nasıllardı. İşte artık kurduk. Yani bizi UL lisa ile ameliyat ne var dersimiz bulduk. Bugün dersimiz şu bilen yakınlanadı. Kengi derslerimizi kuruşkunca. Hayır. Sağ, salamat bulun.